Tabii ki etkiledi. Sonuçta biz planımızı buna göre yapmıştık. Ertelendi diye ona göre yeni bir program yapmıştık. Geriye çekilince programlar aksadı sonuç olarak. Eksik konular kaldı. Ama yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Bakalım. Heyecan var şu an. Yanımızda rakipler falan. Biraz gergin bir ortam. Herkes kızdı sonuç olarak. Önceden madem geriye çekecek niye ileri atıldı? Ben heyecanlı değilim. Çok rahatım aksine. Nendo sonunda bu sınav olacaktı ve erken olması, aslında zamanında olması daha iyi oldu. Bayağıdır gece gündüz çalışıyorlar. Artık olsun. Salgın sürecinde bu kadar kalabalık içinde sınav olması rahatsız etti mi? Ya ben çok rahatsız oldum. Bayağı bir kuyruk var. Kendimizle bile yanaşamıyoruz hani girişe. Huzursuz olduk. Bir ay erken olmasından dolayı stres ve heyecan tabii ki var. İşte o kadar çağrışımlara rağmen hiçbir şekilde cevap verilmedi. Tüm arkadaşlarım aynı fikirde diyebilirim sınava girecek işler. Çünkü burada bir kişinin geleceği söz konusu ve burada değil bir ay bir gün söz konusu olduğundan dolayı bizim üzerimize çok büyük bir baskı yarattı. Birkaç konu kaldı diyebilirim aslında. O bir ay süresinde geri alındığında mecburen bir stres, yoğunluk yaşadık. Uyku düzenleri bozuldu. Yapacağımız başka bir şey yoktu. Mecbur kaldık. İnşallah diyelim. Sonuçta sınava girecektik. Hani bir ay erken ya da geç çok bir şey fark etmedi açıkçası. Ki bir ay sonra daha artacak mı, vakalar ne olacak onu da bilmiyoruz. O yüzden ilk başta biraz etkiledi ama şu an alıştım yani. Kendimi alıştırdım buna. Bu sene zaten biraz değişik bir sene oldu. İster istemez biraz stres oluyor ama şu an onu kontrol etmeye çalışıyorum. Çocukla işte onun heyecanını paylaşıyorum. İyi, her şey iyi olacak inşallah. Nasıl olacak? Maskeyle de girecekler bu sene. Daha zorlanacaklar. İşte alıştırdık artık. Yapacak bir şey yoktu. Böyle olmasını istemiyorduk açıkçası. Çocuklar da kafa karışıklığı yaşadı biraz. İyi, öncelikle yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Çok zor bir yıl geçirdik. Korona bizi bitirdi. Her gün kütüphanede ders çalışırken eve geçince çalışma reaksiyonu olmadı. Çok emek verdik. İnşallah herkes emeklerinin karşılığını alır. Çalışmayan kazanmasın. Biz o kadar çalıştık, emek verdik. Limit türev integrali kalkması benim için üzücü. Çünkü oradan elemeyi düşünüyordum ben. Hakkımızda hayırlısı abi artık. Bir ay beklenebilirdi. Zaten geriye atılmış bir sınav. Tarih belliydi. 23'ü, 24'ü. Geriye çekip bir hafta sonrasına vermek mantık işi değil. Pandemi dönemi henüz geçmedi. Bulaş devam ediyor ve artmaya da devam ediyor. Bize gerçeklerin ne kadar yansıdığı konusu da şüphe götürüyor. Tabii ki içimiz huzursuz. Kızımla yan yanayım ama insanlardan uzak durmaya çabalıyoruz. Bu önlemlere rağmen ne kadar kendimizi güvencede hissederiz artık tartışılır. Ben de heyecan aynı olacaktı. Ben de pek bir şey değişmeyecekti. Sadece program ona göre hazırlanmıştı. Daha uzun bir süreçle test çözecektim, deneme çözecektim. Planı aksayan oldu. Oh be, sonunda giriyorum, yaz tatilinin erken gideceğim diyen oldu. Niye şimdi giriyorum diyen oldu. Biz bilinçli değiliz, ben dahil. Şu anda bu kalabalıktan çıkamıyorum. İçeriden çocuğum acaba bu streste bir şey yaşar mı diye. Gerçekten de son saniyeye kadar konsantresi bozuldu yalnız. Belki de kazanabileceği bir sınavda iyi bir yere gideceğini, bugün daha kötü bir yere gidecek ama sağlık daha önemli. Çok gergin, konsantresi bozuldu. O bir ay geri almaları bozdu. Hatta çalışmalarını da biraz aksattı ama bence doğru yapıldı. İlerisi ne olacağını kimse bilmiyor. Hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyoruz bununla ilgili. Benim giren arkadaşlarımdan duyduğum, herkesin bunu ertelenmesini istiyorlardı ama ben en son Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra hak verdim. Ama bunun etkilerinin bir hafta sonra hissedileceğini de hepimiz de görüyoruz. Çünkü ana baba günü, hiçbirimiz o mesafeyi koruyamıyoruz. Hayırlısı olsun. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün ülkelerde oldu. Onun için başarılar diliyorum yani. Bu sene de böyle oldu, hayırlısı. Evde kaldıkları süreçte aslında biraz daha olumlu geçti bizim için. Hem online ders aldık biz. Ama tabii ki çocukların inşallah psikolojilerini çok fazla etkilemez diye düşünüyorum. Ha bir ay önce, ha bir ay sonra fark edeceğini sanmıyorum. Çünkü bu bir kısa süreli bir çalışma sistemi değil, üniversite sınavı. Herkes birikimini yapmıştır yapacağı kadar. Süreci takip ediyorum. Ben de bir eğitimciyim. İnsanlar biraz duyarsızız bu konuda. Bu salgının ben hafifleyeceğini çok da düşünmüyorum. Yine çok değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü bir ay çok uzun bir süreç değil.